Sayın TV1 izleyicileri tarih ve kültür programına hoş geldiniz. Bugünkü konumuz yaşamın keşfi, özgürlüğün bedeli. Konuşmacımız, araştırmacı, yazar, tarihçi Oktay Fakoğlu. Sayın hocam hoş geldiniz. Merhaba Mehmet Bey. Bugün biraz farklı konu üzerinden gideceğiz. İki kitap ana temel üzerinde duracağız. İki kitabımız var. İkisi de roman ve bu romanların... Ee, efendim e, üzerinden sinema filmleri yapılmış. Onun üzerinden gideceğiz. Ve tabii ki e, bugünle ve gelecekle bağlantı kuracağız. E, ben bu romanları okudum ve bunların e, bir tarihçi gözüyle ele alacağız. Olay şudur. Dün yaşanmıştır bitmiştir. Dün kim ne yaşadıysa sen, ben, o, biz, siz, onlar mevzu onu tekrar etmek değil. İslam dünyasının Türkiye'nin, Türk dünyasının en büyük problemi budur. Dünün e, içerisinde bocalamak. Yani 100 sene olmuş bir mevzu olmuş hala bunu konuşuyorlar. Bu ülkede kim dünü gündem ederek, kim dünü bu ülkede bugün gündem ederek insanları meşgul ediyorsa, bilsinler ki onlar onu kandırıyor. Dün konuşulur. Dünü bilim adamları, tarihçiler, e, <laughs> siyaset bilimcileri, sosyologlar, felsefeciler her neyse değerlendirir, yorumlar. Sokağa bir iniyorsun, herkes dünü konuşuyor. Niye dünü konuşturuyor? Ya kim konuşturuyor seni ya? Seni dünle meşgul eden kim arkadaş? Kim seni meşgul ediyorsa bil ki üzerinde hesabı var. Senin üzerinden adam geleceğini kurmuş. Sen otuzaktan kurtul artık. Özgürlüğünü kazan. Yaşamı keşfet, hayatı keşfet. Öz, yani özgürlüğü kazanmak işte budur bir anlamda. Sen zannediyorsun ki ben bunu düşün e, konuşarak, tartışarak efendim ben e, işte böyle yapıyorum. Hayır. Sen köleleşiyorsun aslında. E, onun içinde de e, bugün iki roman üzerinden geleceğiz. İkisinde baktık, değerlendirdik Mehmet Bey. Bunların sayın kameramanımız bunların bir tanıtımını yapacağız ve bu e, kitapların e, e, içerisindeki geçen konuları ele alan sinema filmleri çevrilmiş. O filmlerden birer örnek, bazı örneklemeler sunacağız ve yarına bağlantı kuracağız. Mevzu şudur. Türk dünyasının istiklali, İslam dünyasının istiklali, dünyanın istiklali beni ilgilendiriyor. Yani sen, ben, o sadece geçmişe efendim e, gömülüp Gömülüp yani başınızı, duygularınızı, fikirlerinizi, ideallerinizi geçmişe gömer. Geçmişi düşünürseniz sizden hiçbir şey olmaz. Sizin üzerinizden operasyon yaparlar. Sizin üzerinde operasyon çekerler. Ve kaybeden olursun. Evet sayın kameramanımız bu kitaplarımızı bir sayın seyircilerimize tanıtalım. Ee, kütüphanemizde olan okuduğumuz, beğendiğimiz kitaplarımızı e, tanıtıyoruz. Evet. İlk kitabımız... E, çok önemli bir yazar Jack London efendim Vahşetin Çağrısı İş Bankası yayınlarından çok farklı yayın evleri tarafından da çıkıyor da tesadüfen bu elimize geçti. 19. E, baskı bu. E, az bir şey. 108 sayfa. Efendim, e, The Call of the Wild e, adında, yani orijinal ismi de budur ve bu isimle de e, bir sinema filmi çekilmiştir. E, kitabımız 2020 baskı efendim e, e, dolayısıyla e, bu e, The Call of the Wild e, sinema filmi de daha yeni geçen sene 2020 yılının Şubat ayında gösterime girdi. Bir, e, 1 saat 40 dakikalık güzel bir film. Filmin içeriği hakkında da duracağız. E, bir e, efendim e, bir kızak köpeğinin affedersiniz e, hayatını anlatıyor e, ama doğadan bahsediyor. Biz onu bir takım şeylerle bağlantı kuracağız. Bizim işimiz bu. Bağlantı kurmak. İkinci çok önemli, Türk dünyasının önemli kalemlerinden bir tanesi Kırgız yazarımız Cengiz Aytmato 2008 yılında vefat etti. 80 yaşındaydı vefat ettiğinde. Allah rahmet eylesin. Türkiye'de bir güzel insanlarından gün olur, asra bedel. Bu Ötüken yayınlarından 66. basım. 2020 yeni baskı bu. 414 sayfa. Burada da ee, sayın seyircilerimiz, e, bu kitap içinde geçen e, ''Nayman Ana Efsanesi'' diye bir bölüm var. Orada Kırgız Türklerinin, e, daha doğrusu Bozkır Türklerinin, e, Kazak, o bölgenin Türklerinin, e, efendim Juan Juanlar tarafından esir edilerek e, onların mankurtlaştırılması var. Hafızasını kaybedilmesi var. Yani fiziken yaşıyorsun, e, emir alıyorsun. Yani birileri seni e, istediği gibi kullanabiliyor. Yani sana hükmediyor, yönlendirebiliyor. Aynı şey gibi, robot gibi düşün. Veya ne diyelim, televizyonunuz var, uzaktan kumandalı televizyonunuz var. E kanal değiştiriyorsun, renk açıp kapatıyorsun, sesini değiştiriyorsun, görüntüyü değiştiriyorsun. Onun gibi düşün. E şimdi bu kitabı biz bugün nasıl değerlendireceğiz? Bugün Türk dünyasında, İslam dünyasında hiç uzağa gitme. Sağına sonuna, önünü arkana, aşağıya, yukarıya bak. Kimler kendi kimliğinde yaşıyor, kimler mankurt olmuş. Yani şu an Türk dünyasının, İslam dünyasının içinde bulunduğu hal. Türk mü, İslam mı? Ne kadar kendi orijinini yaşıyor? Yoksa mankurt mu olduk biz? Yani konuşuyoruz, hareket ediyoruz, okuyoruz, yazıyoruz, yiyoruz, içiyoruz, geziyoruz, dolaşıyoruz. Ama ben ben miyim yani? Yani ben kimim? Bu soruyu kendimize sorabildik mi? Ne kadar Türk'üz? Mevzu bu. Ve bunun üzerinde yorum yapacağız. Ee, biz olaylara o göze bakarız. Hangi kitabı okursak okuyalım, hangi romanı, hangi filmi izlersek izlemiş olalım, hangi olaya bakarsak bakalım, haberi izlersek izleyelim. Ben bir tarihçi olarak Türk gözüyle bakarım. Türk'ün menfaati var mı yok mu olayı ben o göze değerlendiririm. Son kitabımızı da sayın kameramanımız alalım. Bunu da seyircilerimize gösterelim. Hakikaten Türk düşünce dünyasında Mehmet Bey, Türk düşünce dünyasında efendim çok önemli insanlar var. Fikrinin namusunu hakkıyla yerine getiren, namuslu düşünür ve konuşan, fikrini istikrarlı bir şekilde devam ettiren, mert bir şekilde kendini ifade eden, oraya buraya yalpalamayan, fikrini ne olursa olsun Türkiye'nin hakikaten Saygı duyduğu çok önemli isimlerden bir tanesi, uzun zamandır da takip ettiğimiz bir düşünür ve konuşur aynı zamanda Nihat Genç. Buradan selam gönderiyoruz Nihat Bey'e. Onun güzel bir kitabı, bizim de günümüz gelecek diye bir kitabı, Pankuş yayınlarından Ankara 2000 yılında bu pardon 2020 yılında çıkan bir eser. 286 sayfa. Zaten bu kitabın son bölümünde. İsterseniz buradan başlamış olalım seyircilerimize. Nihat Bey'i televizyondaki Varyans programlarından da izliyoruz. Yorumlarını değerlendiriyoruz, bakıyoruz. Doğrusuna doğru, eğrisini eğri diyebilmeliyiz. O da zaten bu gözle programlarına işliyor, anlatıyor. Bu e, Mehmet Bey Jack London'ın e, Vahşetin Çağrısı e, romanıdır bu. E, 1900 Efendim kaç yılında ya, ya, yazılmıştı bu bu roman? Efendim 1993 olarak da hatırlıyorum ben. E, evet e, 1903 tarihinde yazılan bir romandır bu. E, Nihat Bey bu e, şeyini e, vahşetin Çağrısı isimli romanı, e, bu kitabının son bölümlerinde en son yazısıdır bu. 279. sayfada almış. Zaten programını e, izleyenler de e, görüyordur fa, bakıyordur arka fonda. İşte bu Vahşetin çağrısındaki e, kitabın romanın e, özeti olan ana merkezindeki efendim ana karakter olan e, Köpek Bakın e, hayatıdır. E, onun resmi vardır. E, burada onu almış, benim de dikkatimi çekti efendim ve e, kitabı okuduk. Onun üzerinde duracağız. Burada Nihat Bey'in e, güzel makaleleri var. Seyircilerimizi de ee, tavsiye ediyoruz. Ee, burada hakikaten özellikle kaçıncı kitap şey yazısı? 1, 2, 3, 4, 5. yazısı. Hakikaten çok önemli. Ee, i̇smini seyircilerimiz kitaba alınca görsünler. 1, 2, 3, 4, 5. yazısı. Sayfa 59'da başlayan yazısı. Benim çok dikkatimi çekti. Çok da önemli bir e, yazı. Buradan seyircilerimize hakikaten, hasreten öneriyoruz Nihat Bey'im. Şimdi e, Sayın Seyircilerimize Nereden Başlıyoruz Evet Vahşetin Çağrısından Başlayalım Vahşetin Çağrısı Mehmet Bey Bu Eserimiz Bu Jack London Kendisi 1876 Francisco San Francisco Amerika Birleşik Devletleri Doğumludur 1916 Yılında 40 Yaşındayken ee, ölecektir vefat edecektir Macera Peres biridir Çocukluk hayatında biraz sıkıntılar yaşamıştır Efendim ve kendisi de Zaten bu altına hücum filmlerinden kovboy e, filmlerinden de görüyoruz ee, 1897 Tarihinde bu Kanada taraflarına Gidip oralarda Altın madeni arayan e, Amerikalı e, Kişiler vardır Onlardan bir tanesidir dolayısıyla o e, bizzat sanki bu efenin vahşetin çağrısındaki yaşanan olayları bizzat kendi hayatında yaşamış gibi ben öyle bir izlenim uyandırdı bende. Zaten onun bir diğer kitabı daha var. Altın Diş diye bir kitabı var. O da çok meşhur. Klasiklerden önemli kitaplardan bir tanesi. E, bu kitabı da zaten e, 1903 yılında yazmış. O yani o bölgeleri kendi gezip dolaştığı, efendim o e, Kanada, Alaska bölgesinin ormanlık alanlarına, altın madencilerinin bulunduğu bölgelere kendisi o işlere uğraştığı için bizzat yaşayıp ve e, hissettiği tabiat olaylarını ve çevreyi gözlemleyerek el aldığı bir roman olarak karşımıza çıkıyor. 15 civarında zaten eseri vardır. Şimdi bu kitapta ne anlatıyor ona bakacağız. Bu ana karakteri bak denilen bir köpektir abi. Şimdi biz köpek deyince ne anlıyoruz? Köpek doğanın efendim özgür yaşayan bir özgürlüğü ifade eder. Zaten bu bakın da bir tarafı köpek, bir tarafı anne tarafı kurt yani karma bir özelliği vardır. Dolayısıyla bunu ev hayvanı olarak almışlar. Çok zengin bir adam bunu. Efendim bunu ev hayvanı olarak e, evde bulunduruyorlar. Yani bahçede, bağda bir zengin bir adamın avukat asıllı biridir savcı. Efendim orada bir gün öyle bir denk geliyor ki ama çok rahat bir ortam içinde yaşıyor. Doğadaki asıl diğer köpekler gibi değil bu. Ev köpeği bu. E, son derece rahat bir şekilde yaşıyor. Hiçbir sorunu yok. Yalnız bu malikanenin orada çalışanlardan bir tanesini özetle anlatıyoruz. Bir kumar borcu falan var bu köpeği sırf kendi menfaati için e, bu Kanada o tarafa giden efendim kızakçılar ki oralar sürekli e, mevsimin büyük bir bölümü neredeyse mevsimin yarısı kış memleketi olduğundan dolayı kar karlı bölge orada kızaklarla ancak bu işleri yapılıyor taşımacılık işleri diyelim ki arazide. bunlara efendim e, satacaktır e, posta katarına satacaktır efendim 150 dolar e, yok 50 dolara satıyor, 50 dolara satıyor. O, o da gidiyor bir başkasına 150 dolara satıyor falan derken bir başkası da bunu 300 dolara kadar falan satıyor ve orada bu maden arayıcıları efendim bunlar bu köpeklerde çekilen kızaklarla işte bak burada değerlendiriyorlar. Olay bir köpeğin başından geçen e, yaşamdır Mehmet Bey. E şimdi e, ne oldu? Ev köpeği iken son derece rahat iken, hiçbir problemi yokken asıl kimliğini bulamıyordu. Yani birileri değerlendiriyordu. Bu arada eziyetler görmeye başladı, sıkıntılar görmeye başladı. Kendine gelmeye başladı. Kendinin yapı olarak, yaratılış olarak kim olduğunu anlamaya çalıştı. Şimdi biz bunu anlatırken şöyle değerlendireceğiz. Yani benim derdim, benim derdim bu romanı anlatmak bir köpeğin affedersin hayatını anlatmak değil. Bugün şunu diyeceğiz. 21. yüzyılda yaşıyoruz. Biz kimiz? Ben neyim? İçinde bulunduğum sosyal, siyasi, ekonomik, hukuki, dini şartlar. Hangi şart içinde olursak olalım. Ben neyim yani? Nasıl bir varlığım? İnsan olarak kendimizi, özümüzü içinde bulunduğumuz şartlarda. Hakikaten ben kendi kimliğimle, insan kimliğimle, Allah'ın yaratmış olduğu özgür bir insan özelliğiyle mi yaşıyorum? Yoksa birileri bana Aynı bakın zamanında o malikanede yaşadığı gibi çok zenginlerimiz var. Çok farklı varlıklı insanlarımız var. Çok bireli yağda, bireli balda olanlar var. Mevki, makam bilmem ne sahibi olanlarımız var. Ama onlar kendi kimle ile mi yaşıyor? Yoksa birilerinin sunmuş olduğu, birilerinin vermiş olduğu imkanlarla mı yaşıyor? Evet bu bizim sorunumuz. Yani Bugün İslam dünyası dediğimiz coğrafyalara bakıyoruz Mehmet Bey. Çok büyük zengin petrol arab ülkeleri var. Hepsi de krallar gibi yaşıyor. Gerçekten Arap gibi mi yaşıyor? Soruyorum ya. Bugün bu ülkede, bugün bu ülkede çok zengin imkanlarda vesaire yaşayanlar var. Türkçe konuştuğunu konuşuyor diyelim. E peki gerçekten Türk olarak mı yaşıyor? Gerçekten Türkiye'nin Türk milletinin menfaatleri için mi yaşıyor? Yoksa birilerine Payanda birilerine merdiven, birilerine basamak, birilerine hizmetkarlık mı yapıyor? Yani dolayısıyla son derece lüks içinde yaşamak senin gerçek anlamda hak ettiğin ve olduğun şekilde yaşamanı mı ifade etmiş oluyor? Ben bu romanı okurken bunu anladım. Beni ilgilendiren taraf bu. Dünyanın hangi klasik kitabını veya romanını vesairesini, filmini, sinema filmini izlersem izleyeyim. Ben bu göze bakarım ve milletime de, Türk milletine de e, olayları bu şekilde ifade ederim. E, şimdi Mehmet Bey, e, netice itibariyle bu ormanlık alanlara giriyor, e, çok büyük eziyetler çekiyor. Hatta bu kızak içerisinde liderlik mücadelesi de var. Kızakta 2, 4, 6, 8, 9 tane köpek var. Yani e, bayağı da ağır bir kızak mesela. E, e, diğer bir birkaç köpekle e, liderlik mücadelesinde bulunuyor. Bakın. Ee, ve orada rakibi deviriyor bu. Ev köpeği iken bir anda farklılaşıyor. Kendi kimliğini buluyor. Evet. Şimdi Amerika'nın <laughs> falan filan ülkelerin vermiş olduğu imkanlarla evcilleşip de kendi orijinini unutanlara hatırlatmaktır bu kitap. Ben onu anlarım. Ey Türk kendine gel. Birileri sana istediği kadar nimet imkan verebilir tırnak içinde. Ama sen kimliğini kaybediyorsun. Kimliğini kaybettikten sonra hangi lüks içinde yaşarsan yaşa. Sen sen değilsin yani. Ve neticede o liderliği de kazanıyor. Mücadele yani yara bere içerisinde kalıyor. Mücadele ediyor, kavga ediyor. Soğukta dışarıda yatıyor bu köpek. Yani bu, e, bilmem eksi elli altmış derece soğuklarda e, kalıyor. E, efendim aç kaldığı zamanlar oluyor. Çok dayak yediği zamanlar oluyor falan derken uzatmayalım ve e, zamanın bir e, sonlarına doğru da e, kitabın sonlarına doğru da sonra artık bunun bir e, işte sahibi var. O da e, hatta bir iddiaya giriyorlar. Şu kadar yükü çekebilir misin falan diye 500 kiloluk yükü çekiyor vesaire. E, ormanda böyle değişik sesler duymaya başlıyor. Böyle ormanda kurt ulumalarını duyuyor. Ve içinde bir ürperti var. Bunu Ormana doğru çağırıyor. Zaten vahşetin çağrısı dediği de bu. Yani ormanı vahşi olarak değerlendiriyor. Orada da vahşi hayvanlar yaşıyor. Dolayısıyla vahşetin çağrısı, ormanın çağrısı anlamında. O kurtların sesiyle bu irkiliyor ve bir merak duyuyor. Artık ev hayvanı olmaktan çıktı. Kızak hayvanı olmaktan çıktı. Artık daha da özgürleşti. Efendim kendini ispat etti. Ne olduğunu buldu bir anlamda. Ve işte ormanda gezerken oradan bir kurda rastlıyor. Bir kurda arasıyor. Ondan bir belli bir arkadaşlığı oluyor. Beraber bir ortam yaşadıkları oluyor. Tekrar e, e, efendim kampa dönüyor. O arada Kızıldere'liler e, şey yapıyor. Oradaki üç kişi var filmde. Efendim bunları öldürüyorlar. Altın e, o ırmakta, derede diyelim su akıntısı yerde. Onlar altın topluyorlar e, e, efendim. Onları e, Kızıldere'liler, o kabileler, o bölgede yaşayanlar ona sahip olmak için, altına sahip olmak için oradaki kişileri öldürüyor. Ormandan geldiğinde bizim bu bak, köpek e, efendim, onları görünce, öldüğünü görünce o Kızılderililerin peşine düşüyor ve o da onları öldürüyor. Ve filmin son bölümündeyiz. Ve artık or, e, ormandan yine o sesleri duyuyor ve e, tekrar ormana gidiyor. O ormanda diğer kem cinsleri olarak da kabul etmiş olduğu diğer kurtlarla beraber Efendim ormana gidiyor ve asıl atalarının asıl kendinin olması gereken bir ortama e, ulaşmış oluyor dolayısıyla efendim böyle bir e, özgürlük mücadelesi e, zaten bu bizim bildiğimiz kurtlar e, ve köpek cinsi tabiatın va e, varlığı bunlar tabiatta ö yaşayan varlıklar bunları ev hayvanı yaparak bunları değişik amaçlarla kullanarak ne yapmış oluyorlar? Birileri oradan çıkar e, sağlamış oluyor. Ve yazarımız Jack London da e, diyor ki senin orijinal yerin, asıl yerin, asıl yaşayacağın vatanın, asıl senin kimliğinin ifade edildiği yer ormandır. Yerin e, ait olduğun yer orasıdır. Seni orası temsil ediyor. Ben böyle bir mesaj e, aldım e, Mehmet Bey. Filmi de çok güzel. Filmi de baştan sona kadar e, izledik. E, efendim filmi çok güzel. E, the Call of the Wild, e, Vahşetin Çağrısı filmi. Amerikan filmi. 2020 Şubat ayında gösterime girdi. E, 1 saat 40 dakika. E, şey daha çok hoşuma gitti. Yani e, film daha böyle akıcı geldi bana. Öneriyorum. Ama tabii yani e, bu filmi sadece bir e, doğa olayı, sadece bir köpeğin başından geçen olay. Bir işte altın arayıcıların, maden arayıcılarının yaşamış oldukları o soğuk iklimdeki para uğruna, efendim e, zenginlik uğruna yaşayacaklar yaşadıkları bir olay olarak e, tabi her okuyucunun e, olaya bakışı farklıdır. Ben bu olayı e, bir canlının, bir varlığın kendi özünü bulması, ait olduğu yere e, sahip çıkması anlamında kimliğine titreyip kendine gelmesi anlamında bir yorum çıkardım. Bilmiyorum yani ben böyle bir yorum çıkardım seyircilerimiz okuyucularımız da bilmiyorum başka nasıl bir yorum çıkarır o da diğer okuyuculara kalmış bir olay evet şimdi bu Cengiz Aytmatov'un çok önemli bir romanına geldik Mehmet Bey Cengiz Aytmatov'un bu romanı ki hatta bu roman üzerine de efendim uzun bir filmde çevrilmiş. O filmi de ben buraya almıştım. Mesela Cengiz Aytmatov bu romanı 1980 yılında yazdı. Hatta mesela bu şey Aytmatov'un Selvi Boylum Al Yazmalım mesela Kadırın Şahane. Yani o Türkiye'de film olarak yapıldı. Mesela bunun Cemile diye bir romanı var. Dünyanın en güzel aşk romanı olarak da kabul ediliyor. Cengiz Aytmatov birkaç defa Türkiye'ye geldi. Kırgızistan'ın efendim hem milletvekilliği hem de temsilciliği yaptı. Aynı zamanda Ankara'da adına bir cadde ve bir büste açılışı da oldu. Onun da videosunu biz izledik. Burada gün olur asra bedelde 1980'li yıllar Sovyetler Birliği'nin komünizmin efendim hala Türk dünyasında bir nasıl söyleyeyim bir felaket bir uğursuzluk bir insan hakları falan e, söylemek mümkün olmadığı bir despotizmin efendim sosyalizm adına sosyalizm kavramına ihanet içinde olan sosyal adaletin olmadığı Rus emperyalizmin e, Rus kapitalizmidir bir anlamda bu. Yani Amerikan emperyalizmi Amerikan kapitalizmi, İngiliz emperyalizmi İngiliz kapitalizmi neyse e, Rus emperyalizmde Rus kapitalizmi de aynı. Yani içerik değişik birinin adına ideoloji anlamda kapitalizm birinin adına sosyalizm denmiş. Bu kapitalizme de ihanet oldu. Sosyalizme de ihanet oldu ve bu arada cezayı kapitalizmin kucağına düşen Türkiye Türkleri ceza çekti ve Sovyetlerin Sovyetlerin egemenliği altındaki coğrafyalarda da efendim sosyalizm adına oradaki Türkler e, farklı türlü bir eziyet çekti. O bakımdan da Cengiz Aitmatov'un Gün Olur Asra Bedel romanı 1991'de Türkiye'de e, şey oldu. Yayınlandı mesela. Şu an e, Ötüken Yayınları e, çok güzel bir şekilde bu yeni son bas farklı farklı kapaklarda tarihlerde basıldığı için bu da 2020 e, baskısı Mehmet Bey e, ki burada en önemli iki e, şahsiyet var e, Yadigey ve e, Kazan Gap'ın başından geçen özellikle ana e, karakter olarak Yedigey'in yaşamış olduğu arkadaşı e, Kazan Gap'la olan durumlar vesaire e, bunlar anlatılıyor orada bir Nayman ana efsanesinden bahsedilir ve bu e, hatta bu şeyde e, romanımız 1988 yılında seyircilerimize öneriyoruz. Şimdi bir kitabın e, romanını okuyorsun, yani bir roman okuyorsun. Bir de onun filme çekilmiş haline bakıyorsun. E Tabii okuyucu burada e, bilemiyorum. Yani filmi sevenler de olabilir. O öyle bir şey. Kitabı okurken ayrı bir keyif vardır. O da ayrı bir şey. Ve buradaki e, Nayman ana efsanesinden yola çıkarak 1988 yapımı. E, Türkiye ve Sovyetler Birliği bunu ortak olarak yapmış. Türk oyuncular, Türkmen ve Kırgız oyuncular var bu şey içerisinde, film içerisinde. <laughs> bu Vahşetin Davulları'nın Mankurt filminde ana karakter olarak Yalaman diye biri var Mehmet Bey. <laughs> Türk oyuncu Tarık Tarcan. Çok güzel oynamış. O, o filmi de izledik biz. Filmimiz <laughs> aşağı yukarı 1 saat 26 dakikalık bir sinema filmi. Efendim Türkiye'de çekildi bu film. Türkiye'de çekildi. Bir kısmı bu e, bu peribacalarının bulunmuş olduğu Göreme bölgesinde çekildi. Bir kısmı da Antalya taraflarında olması lazım. O tarafta çekilen bir filmdir. E, ve mesela bir Mankurt efsanesinden yola çıkıyor. Biz bunun mesela daha önce e, de e, Türkiye'de insanlar e, şeyle beraber, Cengiz Aytmatov'la beraber Türk hem siyaset anlamında hem de Sosyolojik veya sosyal psikolojide kullanılan bir deyim oldu e, bu mankurt e, olayı. Mankurtlaşmak diye bir deyim çıktı. Mankurtlaşmak nedir? Mankurtlaşmak işte e, bu bizim Jack London'ın Vahşetin çağrısında olduğu gibi kimlik problemidir. Kimlik kaybıdır. Ben neyim yani? Bugün herkes kendine lütfen sorsun. Bugün biz neyiz? Bugün Türk gençliği, bugün Türk insanı, Türk milleti. Neye hizmet ediyoruz? Kime çalışıyoruz? Göktürk kitabelerine bakıyoruz. Mesela birazdan e, çok değerli sanatçı, e, edebiyat sanatçımız, yazarımız, düşünürümüz Nihal Atsız Beyefendi'nin Bozkurtlar romanı üzerinde duracağız mesela. Yani e, bunu soralım. Göktürk kitabelerine yola çıkalım. Biz kimiz? Neyiz? Kime çalışıyoruz? Hani orada diyor ya Göktürk anıtlarında, Bilge Kağan kitabelerinde, e, Ton Tonyukuk kitabelerinde. İlli Kağan edim. İlimiz vardı, illi millet idik. İlimiz şimdi nerede? Devletimiz nerede? Çin'e köle olduk. Kime çalışıyoruz? Kime emek veriyoruz? Kimi kazandırıyoruz? Kimin ikbal için kendimiz köle olduk? Kölelik, kamçılı kölelik mi? Kamçısız kölelik mi? Bugün bakalım. Türkiye, Türk milleti kendine sorsun. Amerikan kapitalizmine mi çalışıyoruz? Avrupa, İngiliz kapitalizmine mi çalışıyoruz? Yoksa Arap hegemonyası için mi çalışıyoruz? Aynı millette, aynı medeniyet içinde olmamız demek efendim onlara köle olmamız anlamını gerektirmez. Biz evet çağdaş uygarlığı yaşayacağız. Medeni bir şekilde yaşayacağız. En gelişmiş teknolojilere sahip olacağız. Ama bunun için Amerika'nın kölesi olmamıza gerek yok. İngiliz'in hizmetkarı kölesi olmamıza gerek yok. Müslümanız elhamdülillah. İslam'ız. Bu bizim dinimiz. Fıtratın dinidir. Bunun için araba köle olmamıza gerek yok. Arabay hizmetkar olmamıza gerek yok. Yani milli kimliğimizi koruyabiliriz. Niye Arab'ın hizmetkarı olacağım? Niye İngiliz'in, Fransız'ın, Amerikan'ın, Alman'ın falanın hizmetkarı olacağım? Türk olarak yaşarım. Bu benim orijinim. E dolayısıyla bu kitapları okuduktan sonra hala bir insan efendim medeniyet adına, Batı'ya, din adına araba Hizmetkarlık ve kölelikte bulunamaz. Dostça, insanca, eşitçe, kardeşçe bir sosyal münasebetin, ekonomik ilişkilerin, ticari münasebetin olabilir ama kölelik olamaz. Eşit o, o bakımdan da e, bu kitapları okurken <laughs> böyle bakıyoruz Mehmet Bey. Bu ma, e, şeyde e, bu Mankurt olayında Mehmet Bey e, olayı ben kısaca şöyle bir özetleyeyim isterseniz. <laughs> bir Türk e, kabilesi, efendim bir obada yaşıyorlar. E, biraz uzaktan gelen Juan Juanlar veya Juan Juanlar denen bir topluluk var. Bunların Türk olmadığı kesin. Orta Asya çok büyük bir alan, 10 milyon kilometre kare. Mesela bunlar e, Moğol kabileleri olarak da kabul edilebilir. Bunlar öyle bir topluluk ki çok vahşi yani. Bunun e, filmini izlerken buradan seyircilerimize tekrar e, mesela e, söyleyelim. Vahşetin davulları diye, mankurt diye yazarlarsa oradan filmi izleyebilirler. E, film hakikaten, filmin içinden geçen bazı sözler var. Onları da buradan seyircilerimize ifade edeceğiz. E, o, ama e, bu belli bir gözle bu şeye bakmak lazım, filme bakmak lazım. E, bunlar hatta bu bizim yalaman genç bir delikanlıdır. Yani 20-25 yaş aralığında genç bir delikanlı Beyoğlu'dur. Beyoğlu'dur. O anda bir haber geliyor. Diyorlar ki böyle böyle işte Juan Juan'lar geliyorlar. Onlarından daha önce ne yaptıklarını bildikleri için tedbir alıyorlar ve dağlık alanlara doğru kaçıyorlar. O arada tabii ki saldırıya uğradıklarında babasını öldürüyorlar. beyin Yani obanın beyini öldürüyorlar. Bunu da esir alıyorlar. Kadınlara dokunmuyorlar ama bu Juan Juan'lar. Ve ee, bu mankurt dedi, mankurtlaşmak dediğimiz olay şu. Bu bir insanlık suçudur. Mehmet Bey. Yani ha insanları şu an anlatacağım şekilde köleleştirmişsiniz ha da İngilizce çok güzel bir dildir. İngilizce dünya dilidir diyerek insanları kandırıp iş yerlerinin adını Türkçe yazdırmak bu da bir mankurtluktur. Evet. Aynı şeydir. İngilizce yazdırmak evet, değil, Türkçe Evet. Değil. Yani biri fiziken sizi köle eder, ruhen yok eder. Öbürü de sen özgürüm zannedersin. Ben kendi irademle yapıyorum zannedersin. O zaman sen Orhun kitabeleri nasıl okuyorsun? Bir Türk iş yerinin adını Türkçe yazar. Bu önemli bir konu. Ve burada Mehmet Bey ee, nasıl yapıyorlar? Bu mankurtlaşma olayı şöyle oluyor. Önce bunları alıyorlar tabii ki. Saçlarını saçları kesiyorlar. Yani Sıfır derecesinde saçları kesiyorlar iyice. Ondan sonra bu devenin, deve kesiyorlar. Devenin bu boyun kısmı, e, bu deve e, şeydeki Arap Yarımadası'ndaki develerden daha farklı görünüm olarak çift hörgüçlü bunlar. Bunun Bu devenin boyun bölgesinin derilisi, derisini yüzüyorlar. Ve çıplak kafaya getirip bunu yerleştiriyorlar. Ve bu e, sıcakta, yazın sıcağında güneş vuruyor. Kafaya bu deri e, o sıcakta işliyor. Sertleşiyor yani kalıplaşıyor, e, içine alıyor. Ve orada günlerce kalıyor. Saç bu arada uzuyor. Ama deriden dışarı çıkamadığı için saç geri içeri doğru vuruyor. Ve bu da beyinde müthiş bir e, sıkıntı meydana getiriyor. O acı o sıkıntıyla beraber ölenler zaten ölüyor. Fiziki anlamda dayanamayanlar ölüyor. Ama fiziki olarak o sıkıntıya dayananlar da aklını kaybediyor. Yani konuşabiliyor, efendim hareket edebiliyor, şunu yap, bunu yap diyebiliyor, komut alabiliyor. Bakın bu çok önemli. Ve bunu düşünsün. Türk milleti bugün şu an içinde yaşadığımız şartlarda dini, sosyal, ekonomik, siyasi anlamda Türk olarak mı yaşıyoruz? Mankurt muyuz? Bu çok önemli bir konudur. Ve Orada e, artık annesi kim, babası kim, sülalesi kim, nesli kim, geçmişi kim bilmiyor yani tanımıyor. Hatırlayamıyor. Ve e, bunları da Juan Juan'lar genellikle bu e, çoban e, olarak hayvan e, otlatmak için onları çoban olarak veya diğer işlerinde hizmetli olarak kullanıyorlar Mehmet Bey. Bu man adına e, genel olarak man kurt diyorlar. Bu da bir işte efendim insanları köleleştirme modeli. Yani hafızasını alıyorsun, yerine yeni bir şey yüklüyorsun. Diyorsun ki işte batı medeniyeti şöyledir, işte efendim komünizm budur, sosyalizm böyledir, falan ideoloji budur, işte efendim e, şu anlayış güzeldir. Ne oldun? Sen artık Türk olmaktan çıktın. Kimliğini kaybettim Türk milleti 100 senedir kimliğini bulma, kim olduğunu arama ve kimliğiyle yaşama mücadelesinde bizim derdimiz nedir? Budur. Türk milleti 1919-1920 yılları, 22 yılları arasında neyin mücadelesini verdi? Niye biz milli mücadele dedik? Neden yeniden milli mücadele ediyoruz? İşte bütün mesele bu. Kendimizi bulmak için, kendimize, kendi kendimize hizmet etmek için, başka değerlerin, başka ulusların, başka kültürlerin, başka hegemonyaların kölesi olmamak için. Mankurt olayı bu. Şimdi sonra... Bu yeni evlendiğidi Mehmet Bey biliyor musunuz? Annesi ve bu evlendiği kadın artık onlardan da haber yok. Nerede olduğunu da bilmiyor. İşte bir dağlık alanda koyunlarla onlara çobanlık yapıyor. Annesi, annesi artık oğlunu arıyor Mehmet Bey ve neticede buluyor. Oradan haber, buradan haber derken oğlunu arıyor, buluyor ve oğlum diye anlatıyor. Ben senin annenim. Bak işte ev, evlendin, senin karın evde seni bekliyor. Hadi gidelim. Konuşuyor ama bilmiyor yani. Düşünsene hafıza bitmiş, tanımıyor. E, e, neticede annesi birkaç sefer geliyor, gidiyor. İşte onu anlatmaya çalışıyor falan derken bu arada e, bu sahipleri, bu e, işte e, mankurt dediğimiz o kişinin sahipleri, e, efendileri diyelim ki olay görüyorlar ve bu kadının. E, annesi olduğunu anlıyorlar özet itibarıyla götüreceklerini anlıyorlar. O arada geliyor buna diyorlar ki bak bu senin düşmanın, bak bu sana bu sana kötülük edecek. Buna aldanma, bu, bunu öldür hatta yok et bunu. Bu sana zarar vermek isteyen biridir falan diyorlar. Dolayısıyla o kişi kendi işte diyelim ki o kişiden efendisinden emir almaya alıştığı için onun düşman olduğunu, kendisine kötülük yapacağını düşünüyor ve. O arada öyle bir sahne filmin son sahneleri Mehmet Bey ilginç bir olay bu. Ben bunları aynen yazdım mesela. E, kadın koşarak oğluna doğru geliyor. E, hadi oğlum gidelim diyecek. Deveyle beraber gelmiş onu götürecek. O arada tabi bu e, düşman olarak anladı ya bunu efendisi ona öyle dedi. E, Okla yayı çıkarıyor ve kadına e, efendim e, doğru doğrultuyor ve e, efendim oku atıyor ve kadın göğsünden Efendim okla e, yaralanıyor ve o sözleri ben buraya aynen aldım diyor ki e, ben senin annenim diyor ama anlamıyor yani bak ben senin e, sen benim oğlumsun oğlum yalaman diyor babanı hatırla bak şimdi burada burada Cengiz Aytmatov sene 1988 sene 1990 diyelim Mehmet Bey bunu Türk milletine diyor yani bir roman şahsın hayatını anlattığı gibi bir şahsa ifade edildiği gibi aslında bir millete de ifade edilir. Ve yüzyıllar geçtikçe bütün dünya Türklüğü özgürlüğünü kavuşana kadar bu kitabın içinde anlatılanlar e, biz bunu e, anlamak zorundayız yani. O güne kadar geçerlidir burada anlatılanlar. Ve orada diyor bak diyor ki babana hatırla. Yani burada bütün Türk milletini düşün. Bütün Türk milletine sesleniyor. Bilge Kağan sesleniyor. Kültügin sesleniyor. Mustafa Kemal Atatürk sesleniyor. Sultan Alparslan sesleniyor. Ne diyor? Babanı hatırla. İsmini hatırla. Ey Türk! Yani özel, genelde düşün. Kimliğini hatırla. Diyor ki vatanını hatırla. Burası senin vatanın değil. Yani seni kaçırdılar. Yani e, doğduğun büyüdüğün yer topraklarını hatırla. Diyor ki e, mankurt olma. Mankurt olma, köle olma diyerek e, o arada zaten e, ölecektir. Yani ok attığında ölecek. Orada bir mesaj var işte. Mesele bu. Yani burada yalamanın annesi, yalamanın şahsında ve yazarımız Cengiz Aytmatov bütün Türk dünyasına sesleniyor. Türk milleti e, geçmişini hatırla, kimliğini hatırla, Türk milleti vatanını hatırla. Turan kocaman bir ülke. Onu hatırla. Özgür ol, mankurt olma. Köle olma. Mesaj bu. Ve e, film bitir bitir e, bitiyor ve orada yazılar işte e, filmdeki katılan kişilerin, görev alan kişilerin ismi yazarken orada bir cümle var bakın o da çok önemli. Hür yaşamak istiyorsan hür hür yaşamak istiyorsan dilini, dinini, mezhebini unutma. Köle olma. Yani bu da mesela çok önemli. Yani bu, burada gün olur asra bedel. Ee, i̇şte anlatılan şey budur. <laughs> Sayın seyircilerimize e, ben bu romanı e, özellikle tavsiye ediyorum. E, bunları okusun. Türk gençliği okuyacak. Kim olduğunu bilecek. Bugün biz mankurt muyuz değil miyiz? Bugün birileri Türk milletini kim mankurt etti? Kimler mankurt yapmaya çalıştı? Kimler mankurt yapmaya çalışıyor? Türk milleti hangi oyunlarla, hangi dalaverelerle, hangi tuzaklarla mankurt yapılmak veya bu şekillerde kullanılarak birilerine hizmetçi ve hizmetkarlıkta bu bulundurulmak isteniyor. Evet, vahşetin çağrısı. Bizim orijinimiz nedir? Türk'ün dünyayı yönetmek gibi bir Türk Cihan Hakimiyeti Mefkuresi gibi bir davamız var. Bugün bizim bir kut anlayışımız var. Allah yeryüzünü, dünyayı yönetme yetkisini, sorumlusunu Türkiye vermiştir. Bugün bizim bir nizamı alem, aleme nizam verme Osmanlı diyoruz. Osmanlı'nın adını Osmanlı'ya layık olmayanlar Osmanlı adını kullanarak Türk milletini mankurt yapmak isteyenlerin kullanma hakkı yoktur. O kadar. Osmanlı Türk'tür. Osmanlı Türk'ün diyebilenlerin ancak ağzına alabileceği tertemiz bir kelimedir. Olay bundan ibarettir. Mesela Mehmet Bey bu e, konumuzun e, ana şeyinde olmadığı için kitabımızı getirmedik ama mesela e, Türk edebiyatının çok önemli bir hem bir edebiyatçıdır hem bir düşünce adamıdır. Çok önemli bir edebiyat tarihçisidir. Aynı zamanda bir fikir adamıdır. Hüseyin Nihal Atsız'ın mesela e, Bozkurtlar romanı vardır. Ki bu Bozkurtlar ilk olarak mesela seyircilerimize bu konu hakkında da e, özet bir bilgi vermiş olalım. 1937 yılında Atatürk daha hayattayken e, o zaman dergide e, tefrika edilerek yazılmıştı. Daha sonra bunlar mesela e, biz bunu hatırlıyoruz. Önceki zamanlarda ilk okuduğumuz dönemlerde iki cilt halindeydi. Biri bozkurtların ölümü. Daha sonra da ikinci cilt olarak da bozkurtlar diriliyor. Şimdi ikisi birleşti. Tek kitap halinde yine Ötüken tarafından seyircilerimiz onu takip edebilir. Ki mesela bu bozkurtların ölümü 1946'da yayınlandı. Şeyde bozkurtlar diriliyor da 1949 yılında yani neredeyse aşağı yukarı 70 seneden daha fazla bir zamandır. 75 seneye yakın bir zamandır. Türk gençliğinin kendini bulma, Türk e, milletinin milli ruhunu yakalama konusunda özgürlük, hürriyet ve istiklalini bulma konusunda çok önemli. E, ben mesela isterim ki aynı yine bu gün olur asra bedel e, efendim romanında geçen bu konuda olduğu gibi Türkiye'de Türk sinemacılığı efendim bu çok önemli. O kadar çok geniş alanlarımız var ki Mehmet Bey Türkiye'de Türk milliyetçileri Türk milli e, sinema için Efendim e, çalışan insanlar e, bu Bozkurt e, Bozkurtlar romanını Nihal Atsız Bey'in bunu bir dizi film olarak veya işte diyelim ki bu e, Mankurt filmi gibi bir film olarak da e, çekilebilir Türk milletinin e, özgürlüğü için Türk milletinin yeniden bu Ergenekon'dan çıkma davası meselesi gibi bir olaydır Mehmet Bey. Bu Ergenekon olayı e, Göktürk devletinin ortaya çıkması, Bumin Kağan, İstemi Kağan kardeşlerin Türk adıyla bir devlet kurulması dönemini hatırlayalım ki mesela o dönemde Türkler istiklalini kaybediyor ve bir dağa sığınıyorlardı ve oradan zaman içerisinde genişlemiş, nüfus artmış ve artık yetmiyor. Ve hafıza çok önemli. İnsan hafızasında olduğu gibi Mehmet Bey, milletlerin hafızası da çok önemli. Ben kimim, nereden geldim, neyim ya? Bunu bunu insanın düşünmesi lazım. Bunu Türk milleti düşünecek. Amerikan'ın ekmeğiyle, İngiliz'in bilmem neyiyle, Arap'ın bilmem neyiyle böyle olmaz. Türk milleti dünyanın en şerefli milletidir. Özgürlüğün, istiklalin sembolüdür. İstiklal Marşı bu sene 2021 yılı efendim Mehmet Akif Ersoy ve İstiklal Marşı yılı olarak kutlanacak. E, bu konuda da efendim e, Mart ayı içindeyiz. E, 12 Mart İstiklal Marşımızın kabul edilişinin 100. yıl dönümü ee, o bakımdan da Türkiye'nin maddi, manevi, ekonomik, sosyal, dini anlamda her anlamda kendi özgün kimliğiyle Türkiye coğrafyası e, dünyanın merkezidir. Haritayı açın, bakın, buyurun, dünyanın merkezidir. O bakımdan biz eğer dünyanın merkezi, insanlığın merkezi, medeniyetin merkezi, kültürün merkezi, egemenliğin merkezi olmak istiyorsak. İşte bu bizi biz yapan değerleri yeniden hatırlayacağız ve bizim mankurtlaştırmak için projeyle karşımıza çıkan elma şekeriyle kandırmak için bizi efendim uyutarak farklı metotlarla bir takım şeylerle avutarak yönlendirerek kimliğimizden uzaklaştırma operasyonlarına dikkat edeceğiz. Olayları bu şekilde değerlendireceğiz. Ee, umarım ki e, Nihal Atsız Bey'im evet buradan Türk milletine sesleniyorum. Bakın bunca yıldır Türk milleti şu kadar zaman oldu. Böyle büyük bir şaheserin, şaheserin edebiyatını, çok kitabını okuduk ama e, efendim Türk sineması da gelişiyor. E, ben buradan öneriyorum. Türk milliyetçilerine, Türk vatanseverlerine, Türk istiklaline ve Türk istikbaline, Türk geleceğine inanan kahramanlara buradan maddi imkan sahiplerine, sinemacılarımıza öneriyorum bu e, Atsız Bey'in Bozkurtlar romanının bir filmini yapalım arkadaş. Artık buna ihtiyacımız var. 21. yüzyıl Türk asrı olacak. Yeni bir Türk uyanışı. Bugün Türkiye, Kazakistan, Azerbaycan, Özbekistan, Türkmenistan, Kırgızistan efendim yeni bir birlik olarak ortaya çıkıyor Mehmet Bey. İstiklalini tek kazanmamış Doğu Türkistan var. Onu da hep beraber Allah'ın izniyle Doğu Türkistan Türklerini de efendim aynı Azerbaycan gibi, aynı Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti gibi ve onun gibi diğer Türk devletleri gibi yeniden özgür, bağımsız, mutlu bir birlik içerisinde e, bu o, şartları oluşturacak yeni bir Türk hareketine, yeni bir Türk istiklal mücadelesine, yeni bir Türk Rönesansına hep beraber ihtiyacımız olacak. Burada katkı vermemiz çok önemli. Evet arkadaşlar vaktimiz de yaklaşıyor. Şunu söylemiş olalım. Evet arkadaşlar. E, Ezan bizim istiklalimizdir Mehmet Bey, ezan bizim istiklalimizdir, bayrak bizim istiklalimizdir, dil bizim istiklalimizdir, inancımız bizim istiklalimizdir. O bakımdan e, bu bağımsızlığımızın sembolleri olan değerlerimize adımız gibi, soyadımız gibi, varlığımız gibi, tarihimiz gibi, kültürümüz gibi, şiirimiz gibi, destanlarımız gibi, türkülerimiz gibi, şarkılarımız gibi sahip çıkacağız. İstikbal Türk milletinin olacaktır Allah'ın izniyle. İnşallah. Çok teşekkür ederiz Sayın Hocam. Yani tarihimizi, kültürümüzü öğrenmek, okumak ve tarihimize, kültürümüze hizmet etmek. Yusuf Asacim'in de dediği gibi dostunu tanı, düşmanını tanı, yenilmez olursun. Bu dilek ve temennilerle bir sonraki tarih ve kültür programında buluşmak dileğiyle hoşçakalın, dostçakalın Sayın TV1